Hello, students. How are you? You see, we are in Unit 9, and our theme is Animal Shelter. Okay, Animal Shelter. Animal Shelter means in Turkish hayvan barınağı. Okay. Ünitenin sonunda görüyorsunuz burada bir sürü İngilizce kelime yazdım. İnşallah bu ünitenin sonunda hayvan barınaklarından bahsederken kullanılabilecek bir sürü kelimeyi öğrenmiş olmanız gerekiyor. Ünitemizin gramer olarak ana konusu da insanların, hayvanların şu anda neler yaptıklarından bahsedebilmek, onunla ilgili sorular sorup cevaplarını anlayabilmek. Bunları da ünite bittiğinde yapıyor olmamız lazım. Yani present continuous tense'de olacak bu ünitenin konusu. Burada bazı kelimeleri yazdım. Burada özellikle hayvanların bazı bölümleri ve ünite içerisinde geçen bazı önemli isim ve sıfatlar var. Burada da fiil ve fiil gruplarını yazdım. Umarım videoyu izledikten sonra tabii ki buradaki kelimeleri defterlerimize yazmalı ve onları en kısa sürede öğrenmeye, ezberlemeye çalışmalıyız ki ünitenin içerisinde geçecek dinleme metinleri olsun, okuma parçaları olsun veya aktivitelerin tamamı için onları rahat rahat yapabilelim. Daha sonra göndereceğimiz 9. ünite ile ilgili testleri de kelimeleri ezberlemediğimiz sürece rahat yapmamız mümkün değil zaten biliyorsunuz. Şimdi başlayalım. Hangi kelimeler var? Hangi kelimeleri ezberleyeceğiz? Evet. En yukarıya yazdım. Bark. Americans people says like that. Bark. British people says bug, bug. Yani R var burada. Sometimes R is pronounced for the American people and sometimes not pronounced for the British people says bug or bark. Okay? Bark means in Turkish like that. Havlamak. Okay? Bark, havlamak. Okay, who is barking? Who is barking? Of course, a dog is barking. Yes, a dog is barking. Cümleleri söylerken fiillerin, bunlar fiil. Buraya yazdığım kelimelerin ilk yazılanlar fiiller. Fiillerin sonuna ing koyacağız. ing koyduğumuz zaman kitaplarınızda ilk aktivitelerden itibaren göreceksiniz. ing koyduğumuzda şu anı anlatmak için a dog is barking now. Yes, a dog is barking. Köpek havlıyor demek için. Tabii hem ing koyacağız hem am, is, are kullanacağız. Bu şekilde cümleler oluşturmaya çalışacağız. Tahtam küçük olduğu için hepsinin önüne yazamayacağım. Siz videoyu izlerken kelimeleri Türkçelerini söyleyeceğim için yazarsınız. Bark, havlamak. The next one is carry. Fiilimiz en önemlisi bu. Carry, taşımak. Carry, carry heavy things. Carry heavy things. Ağır şeyleri taşımak. Okay. Who is carry? Who is carrying heavy things? Yani buradaki hangi hayvan olabilir? Who is carrying heavy things? Of course, a donkey is carrying heavy things on the farm maybe. The next one. Şunu da yazayım. Burada ağır şeyleri taşımak. Artık size bir şey daha söyleyeyim. Sınıfta da hep üstüne vurgu yapmak istediğim bir şey oluyor. Bark, havlamak diye yazıyoruz. Birçok yerde bu şekilde geçecek. Ama aslında biliyorsunuz bunlar normalde direkt kullanıldığı zaman şu şekilde. Direkt kullanıldığı zaman bark, havla anlamına geliyor. Normalde fiiller burada yazıldığı gibi özne olmadan I, we, you, they, he, she, it kullanılmadan söylenirse bunlar bir emir cümlesi olur. Bark, havla. Carry, taşı. Taşı. Carry. Okay. Carry heavy things. Ağır şeyleri taşı demiş oluruz. Tabii biz burada öğrenirken havlamak, taşımak, okumak gibi yazıyoruz ama bunu da unutmayın lütfen. Bark, havlamak dedik. Tabii biz bunu kullanırken mesela taşı
A dog is carrying heavy things. Taşıyor demiş olacağız. Buraya ing koyacağız. Fiillerin ilk kelimenin sonuna ing, 3 harfi koyduğumuz zaman ne olacak? Yor eki olacak. Taşıyor, havlıyor, işte yakalıyor gibi kelimeler olacak. Ben yine de buraya şimdilik make, mak bunları yazıyorum ama az önce söylediğimi de unutmayın. Bark, carry heavy things. Catch mouse. Catch mouse. Who is catching mouse? A cat is catching mouse. Cat is catching mouse. Yani kedi fareyi ne yapar? Catch mouse. Şöyle Türkçesi fare yakalamak. Değil mi? Fareyi yakalamak. Okay. The next one clean. Clean. İki tane yazmış hatta. Clean temizlemek ama farklı yerler için yazdım. Burada konumuz animal shelter, hayvan barınağı ama sadece hayvan barınağı geçmiyor. Animal shelter var, farm çiftlik var, bir de zoo hayvanat bahçesi de var. O yüzden bunlar başka kelimeler de var. Clean the barn. Bu da aynı. Bark gibi Amerikanlar söylerken barn, British people says barn, barn. Okay, clean the barn. Barn, nereyi temizlemek? On the farm. A farmer is cleaning the barn. Farmer is cleaning the barn. Barn, ahır. Ahır, ahırı temizlemek. Okay, ahır temizlemek. Diğeri clean the cage. Hatırlayanlar vardır belki. Cage. A bird is in the cage. Bird is in the cage. So, cage. Kafes. Okay. Kafesi. Temizlemek. Okay. The next one, climb tree. All of you know this one is. Climb tree. Ağaca tırmanmak. Climb tree. Collect eggs. Collect eggs. Yumurtaları ne yapabilir? A farmer again. A farmer is collecting eggs. A farmer is collecting eggs. Yumurtaları. Yumurta toplamak. Okay. Yumurta toplamak. Tırmanmak. Biraz zor sığdırıyorum o yüzden. Güzel olmayabilir ama Türkçelerim zaten söylüyorum, ona göre yaparsınız. Do barbecue. People are doing barbecue in the garden, maybe in their garden. People are doing barbecue. Okay, am is are ve ing koyacağız. Fiillerin altlarını çizdiklerimin hepsi ilk kelimeler fiil. Fiile ing gelir. Barbecue'ye gelmez. Tabii ki do'ya gelir. People are doing barbecue. Mangal, değil mi? Mangal. Yapmak. İnsanlar mangal yapıyor. Bahçelerinde insanlar mangal yapıyor. Ne diyeceğiz? People are doing barbecue in their garden. Okay. İşte burada mesela biraz daha zor bir kelimemiz var. İlk defa. Donate money. Donate money to the animal shelter maybe. Okay. People are donating money to the animal shelter. Ne yapıyorlar insanlar? Para bağışlamak. Para vermek, para bağışlamak. Evet, para bağışlamak. Eat grass. Bunları biliyorsunuz. Yemek var. Eat grass. Grass çim demek, değil mi? Çimenler. Çimleri yemek. Kim? Tabii ki a cow is eating grass and seed tohum. Evet, eating seed dese ne olur? Burada tohum değil tabii. Geçen seneki fen ünitesinden hatırlarsınız tohum demek. Ama burada yem anlamında hayvanlar için bu yüzden kullanılır. Yem yemek, çim yemek, çimen yemek. Okay, examine. The next one is examine. Okay, examine. Muayene.
Muayene etmek. Feed puppy. Okay, puppy, you know? Puppy is a small dog. It's the son of the dog. Daughter of the dog, you can say. Feed puppy. Buraya yazmıştım. Evet, puppy var bakın. Yavru köpekler ne yapmak? Feed. Feed sadece beslemek yazayım. Sığmayacak çünkü. Beslemek. Ama neyi beslemek? Puppy. Tabii ki sürekli kitabımızda böyle geçmesini de beklemeyin. Feed puppy. Feed kitten. Feed the dog. Feed the parrot. Feed the bird. Her şey olabilir. Burada hayvan, hangi hayvan olursa olsun, feed, beslemek. Ne diyecek? Mesela diyecek ki a farmer is feeding the sheep. Koyunları besliyor diyecek. Get milk. Get milk. Okay, şurayı da alalım şuradan. Get milk. Süt almak değil mi? Farmer is getting milk from the cow, of course. Get milk. Süt almak. Grow vegetables. Grow. Vegetable, sebze. Grow, yetiştirmek. Okay, yetiştirmek. Milk the cow. Milk, you know. Milk, süt. Bazı kelimeler böyle hem fiil hem isim olabilir. Milk, süt demek ama burada süt değil tabii ki. Milk the cow, inekleri sağlamak. Okay, milk the cow, inekleri sağmak. Like that, sağmak. Paint doghouse, doghouse. Okay, kulübe değil mi? Köpek evi gibi olmuş. Ne yapmak? Paint, boyamak. Tabii ben buraya sadece boyamak yazıyorum. Siz önündeki kelimelerin Türkçelerinde yazarak buraya mesela milk the cow sadece sağmak demeyin, inekleri sağmak diye yazın. Ride a horse ne demek? Ride a horse sonuncusu da ata binmek. Okay, like that. Mesela bunu kullanırken ben ata biniyorum demek istiyorsanız I am riding a horse. You must say I am riding a horse. Ata biniyorum demeniz lazım şu an için. Tabii bunların bazı kuralları olacak. Bunu daha sonraki videoda şimdiki zamanı anlatırken anlatmaya çalışacağım. Run in the garden. Bunu biliyor herkes diye düşünüyorum. Run in the garden. Run. Koşmak. Nerede? In the garden. Bahçede koşmak. Okay. Şöyle bir en azından koşmak yazayım. Run koşmak. Sing. Şarkı söylemek. Ama ünitemiz Animal shelter, animal hayvanlar olduğu için şarkının yanında bu kelimemizin diğer bir anlamı var. O da ötmek. Birds are singing, of course. Kuşlar ötüyor. Sleep, herkes biliyor değil mi? Sleep, like that, sleep. Uyumak. Çoğu hayvan sever. Cat is sleeping maybe now or cat likes sleeping uyumayı sever. Swim in the lake. Okay, in the lake. Nerede burası? Lake. Gölde ne yapmak? Swim. Okay, yüzmek. Tabii yine söylüyorum. Siz gölde yüzmek diye yazın. Benim tahtam küçük olduğu için bu kadar yazabiliyorum. Take a photograph. Take a photograph. Fotoğraf. Çekmek. Tabii tek almak demek ama Türkçe'de fotoğraf almak kullanmayalım. Bu son dönemde biraz kullanılıyor ama bu İngilizce birebir çevrilerek kullanılmış gibi oluyor. Kulağa hoş gelmiyor. Take a photograph, fotoğraf çekmek. Fotoğraf çekmek diyelim. Water flowers, water vegetables, water plants, water fruits. Olsun. Burada kelimeleri değiştirerek bir sürü kelime üretebiliriz. Water yine hani milk gibi su demek. Normalde I am drinking water, suyu içiyorum ama I am watering diye başlarsam, water fiil olarak başlarsam sulamak değil mi? Water flowers, çiçekleri sulamak. Water vegetables, o da sebzeleri sulamak. Bunların ikisi de sulamak anlamında
kelimelerimiz. Work hard, you know. Hard working diye bir kelimemiz var, değil mi? Hard working, çalışkan diye. Work hard, work çalışmak. Nasıl çalışmak? Hard, sıkı çalışmak, çok çalışmak. Work hard, çok çalışmak. Tabii siz bunu ben çok çalışıyorum diyorsanız I am working hard you must say. The next one work on the farm. Bu da yine çalışmak ama on the farm demiş. Çiftlikte çalışmak diye vermiş. Bu da yine çalışmak çocuklar. Evet, bu kelimeleri defterlerimize yazacağız. Tabii dediğim gibi bazılarını sığmadığı için bu şekilde yazıyorum. Siz defterlere videoyu izlerken tam haliyle yazın lütfen. Şurada dedi mesela swimming in the lake'e gölde yüzmek diye yazın. Bir de oradaki buraya yazdığımız mekmakları unutmayın. En başta bir şey söylemiştim. Normalde mesela sleep uyumak demek diyoruz ama bir insana özne olmadan sleep dersek uyu demiş oluruz. Okey, konumuzda bu da üniteyi geçer geçmez ilk gördüğünüz şeyler bunların ing'li hali olacak. Diyecek ki mesela cat is sleeping. Kedi uyuyor diye söyleyecek. İçinde bulunduğumuz anı anlatacak. Bunlar bu şekilde. Fiillerimizi yazıyorsunuz. Fiiller ve fiil gruplarını yazıyorsunuz. Daha sonra burada da isimlerimiz ve sıfatlarımız var. Bazı sıfatlar. Bunlara bir bakalım. Bee, arı. Duck, ördek. Kitty, yavru kedi. Parrot, papağan. Puppy, yavru köpek. Snake, snake, yılan, wolf. Burada L harfi İngilizce'de çoğu zaman telaffuz edilmez. Hani mesela walk demeyiz de walk veya talk, speak anlamında talk şeklinde wolf. L, onu çoğu zaman duyamayız. British people mostly is not pronounced L. Wolf, clown. Oo, bu ne demek? Pençe. Belki bilemeyenler olur. Claw. Yes. Mesela ne için? A lion has clowns. Yes. A lion has clowns. Pençeleri olan hayvanlar. Tail. Tail. You see? Kuyruk demek. Mesela diyeceğiz ki A cat has a tail of course. Yes. A cat has a tail. And wing. Neymiş? Bir hayvanlarımızla ilgili kanatlar. A bird, maybe a bird has two wings. Okay. Başka ne varmış? Everybody, herkes. Family member, aile üyeleri. Plaster, sağlık ünitesinde vardı bu. Plaster, yara bandı. Shelter, barınak. Village, village. Dangerous, village, köy, dangerous, tehlikeli, difficult, zor, difficult, pretty, pretty, and wonderful, wonderful, harika. Okay. Bunları isime sıfatlar olarak biraz ayrı gibi yazabilirsiniz. Bunlar fiiller. Bunları daha çok göreceğiz. Altını mavi kalemle çizdiklerim fiil, ilk kelimeler fiillerin sonuna. Bu ünitede özellikle ne koyacağız? Şöyle göstereyim. ING. Bunu koyacağız. Barking, carrying, catching. Yapıyor anlamı katacağız. Fiillerimizin önünde de am, is, are olacak. Kişiden kişiye göre değişecek değil mi? Tekillere göre, çoğullara göre veya I am sadece kendimiz için kullanacağız. Bu şekilde yeni ünitemiz Animal Shelter. Kelimeleri yazıyoruz defterimize ve en kısa sürede öğrenmeye, ezberlemeye çalışıyoruz çocuklar. Herkese iyi çalışmalar.